Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, bugün Minecraft oynayacağız. Devasa yapılar serimize devam ediyoruz. Hatırlarsınız, birinci bölümde Eyfel Kulesi'ni incelemiştik ve sizlerden gelen oyların sonucunda Eyfel Kulesi tam olarak 4.77 puan aldı. Sizin verdiğiniz 5 üzerinden oylama oluyor biliyorsunuz. Onların ortalamasını alıyoruz ve dediğim gibi tekrardan Eyfel Kulesi 4.77 puan aldı. Bugün ise Eyfel Kulesi'nden bana göre çok daha güzel bir yapı inceleyeceğiz. Yüzüklerin Efendisi'ni izlediniz mi bilmiyorum ama orada Minas Tirith diye bir yer var. Abi arkamı dönüyorum, tamamen görüntüyle baş başa bırakacağım size. Gerçekten çok güzel. Hadi 3, 2, 1... Döndüm abi. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız lütfen arkadaşlar ya? Bunu kim yaptıysa gerçekten ellerine sağlık. Bu arada o kadar büyük ki hepsini renderlayamıyor bilgisayar. Yani çanklar falan da açık ve zaten kasıyor, gördüğünüz üzere milyonlarca blokla yapılmış. Açıklamada tabii ki bunun indirme linki var. Gidip kendi sitesinden indirebilirsiniz. Sanırsam Planet Minecraft'ta mıydı? Öyle bir yerdeydi. Şimdi Minas Tirith zaten dediğim gibi Yüzüklerin Efendisi'nden hayali bir bina, yani daha doğrusu bir şehir, kale. Dışarıdan bu şekilde görünüyor. Şimdi hepsi renderlamıyor, o yüzden biz gittikçe renderlanacak. Şu şekilde inanılmaz güzel. Bunu kim yaptıysa tekrardan ellerine sağlık diyorum. Burada şurada görmüş olduğunuz kanonlar var, işte dışarıdaki gelen düşmana karşı buradan top fırlatıyorlar falan filan. Tabi burada nasıl bir düşman gelebilecek bilmiyorum ama şimdi şu kapısından girelim. Bayraklar falan yapılmış, çok güzel ya. Hemen ben weather clear yapayım abi. Weather clear, bir de time set yapalım, bir sıfırdan bir şey yapalım, izleyelim. Kapısı bu şekilde devasa yapılmış. Tabii ki bu videoda bunun hepsini gezmek istesek bir saate falan yakın sürer. Ben bayağı bir inceledim ancak dediğim gibi çok büyük. Bu böyle bir avlusu var girişte, şöyle bir olayımız var. Şimdi bakalım. Burada gördüğünüz her şeyin, uçarak gezeceğim bu arada, yürüyerek gezmeyeceğim Eyfel'de olduğu gibi. Gördüğünüz her şeyin içine falan girebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuraya bir çıkalım. Burada ne varmış? Açıkçası daha önce çıkmadım. Şu an merak ettim. Bakalım burada ne varmış? Yine başı döndüren bir olay. Vay be. Adamlar uğraşmış gerçekten ya. Gerçekten uğraşmış. Şu yukarıda çok güzel bir şey var. Oraya da gideceğiz birazdan. Önce alt katları biraz gezelim. Burada böyle girebiliyoruz. Küçük küçük odalar falan filan ama uğraşıldığı için. Abi kütüphane falan yapmış herif ya. Yani dediğim gibi bunu siz herhalde gezmeye çalışsanız hepsini çok uzun sürer. Çok uzun sürer. Burada bir seri bile başlatılır yani. Bir burada al oyna yani, survival tarzında. Ne bileyim RPG serverına falan bu haritayı yükleyebilirsin. Bak orada hafiften gidiyor, hafiften bozuluyor. Ondan sonra şu surların üstünde gezebiliyor muyuz? Gezebiliyoruz. Vay güzel. Adam bunu da düşünmüş. Bu arada texture, yani shader pack ile oynuyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Çünkü shader olmadan açıkçası bu kadar güzel görünmüyor bu haritalar ya da bu devasa yapılar demek daha doğru olur. Burada şöyle havuz gibi bir şey var. Güzel. Havuz gibi bir şeyimiz var. Alt katları hafiften bir inceleyelim. Sonra buradan merdiven çıkıyor. Burası neymiş? Ha, ilginç. Buradan bir merdiven çıkıyor. Bununla en üste kadar çıkabiliyoruz sanırsam. Aynen, bunu bir takip edelim. Bu merdiven bizi sura götürdü. Bu arada bu tam bir çember şeklinde. Bunun arkası falan filan var. Hani ben size sadece önden gösterdim. Bakın. Abi efsane yapmış ya. Bunu bir program kullanmadan yapabiliyorlar mı bilmiyorum ama gerçekten efsane olmuş. Sandıkta ne var merak ettim ya. Boş. Bu arada oyunun sesini kısayım. Zaten çok bir ses yok ama arkaya müzik eklemeyi falan düşündüm. Oha, burada çok tatlı bir bahçe var. Vay güzel. Güzel. Hoşuma gitti. Burada evler falan var. Bak şurada camlı yerler var. Bunların içine girebiliyorsunuz. Sandıklar falan boş ama herhalde buralar yataklar niye yarım? Bilmiyorum. Ha, bir tekstür hatası olmuş sanırsam. Herhalde askerlerin falan yattığı yerler olsa gerek ya da sivil halkın yaşadığı yerler. Yüzüklerin Efendisi'ni de ben çok severim. Hani o kadar düşkün değilim. Her şeyi bilmiyorum Harry Potter kadar. Ama sevdiğim bir film serisidir. Hobbit'in de tabii diğer filmlerini izlemek lazım. Siz büyük ihtimalle izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi burası arkası. Şu benim çok hoşuma gitti. Bu arkadan böyle dağa falan bağlanmış ya, şuradan bir merdiven. Bunun bir yere gittiği yok ama merdivenin şekli falan çok hoşuma gitti. Tabii biz buradan dışarı çıkmayalım. Burası bir üst kat. Bir üst katta neler var? Yine böyle yapılar var. Girip yaşayabileceğiniz yerler var. Bunun yapımı sanırsam çok uzun sürmüştü. Açıklamada link var. Girip oradan indirebilirsiniz. Orada yazıyordu zaten. Yine kim yaptıysa ellerine sağlık, emeğe saygı diyelim. O yüzden linkini de koyacağız. Mutlaka gidip indirin arkadaşlar. Tabi siz bilirsiniz yine. Buradan bu şekilde merdivenler gidiyor. Minas Tirith'te gezimize devam ediyoruz. Abi bunu tek tek gezmeye çalışsan gerçekten bitmez ya. Gerçekten bitmez. Buradan yine kuleye gidiyor. Dur, kuleye gitmeyelim. Buradan şu tarafa gidelim. Bu tarafta uçarak geziyorum dediğim gibi, çünkü uçmadan gezmeye çalışsam bayağı bir uzun sürecek diye düşünüyorum. Şu yukarı nasıl çıkacağız ya? Abi yukarı... Hah tamam, bak buradan bir yol çıkıyor. Şu ayrımın içinden geçip kalenin öbür tarafına geçebiliyorsunuz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu gördüğünüz gri şey ikiye ayırıyor. Bir sağ taraf, bir sol taraf. Bunun içinden de geçebiliyorsunuz. En üstte ise, en üstte artık nasıl çıkılıyor bilmiyorum. Dur, 3. kata biraz bakalım. 3. katta yine bahçeli bahçeli yerler var. Bir tane daha tünel var. Karşı tarafa geçebileceğiniz. Aynen. Güzel. Biraz bu tarafın arkasına bakalım. Dur. Bu taraf dağa bağlanıyor mu? Onu merak ettim şimdi. Vay, güzel bir ev var. Ulan sadece şu evi bile yapamam yani ben. O derece. Şimdi bir üst kata çıkalım. Bir üst kata nereden çıkılıyor bilmiyorum. O yüzden direkt uçarak çıkacağım. Bir üst kata hani gittikçe daralıyor zaten. Ondan sonra arkadaşlar size en başta söylediğim bu şehri ikiye ayıran yere geliyoruz. Bunun ucu, filmi izleyenler bilir. Buradan spoiler da verelim mi? Yani buradan atlıyordu falan filan. Kral olayı vardı. Atlıyor muydu? Yanıyor muydu? Oğlunu yakıyorlardı. Oğlum içine ettim şu an Yüzüklerin Efendisi'nin. Ama güzeldi. Oradaki avlu da burası. Gerçek fotoğraflarını ben videoya koymayayım. Siz gidip Minas Tirith diye yazarsanız bulabilirsiniz zaten. Oraya buradan çıkılıyormuş bu arada. Burası nereye gidiyor? Merak ettim. Birazdan size çok güzel bir yer göstereceğim. Kralın odasını göstereceğim. Taht odasını. Vay be. Abi adamlar yalnız çok uğraşmış ya. Çok uğraşmış yani, gerçekten helal olsun diyorum. Şimdi aynen. O uçtan geliyorsunuz. Burada bir tane avlu var. Bu avlu aynen birebir yapılmış. Hatta orada böyle bir ağaç da vardı. Rüyasında görüyordu falan. Bu ağacı da yapmış. Ondan sonra solda neler var bakalım. Solda neler var? Buradan yine böyle odalar var. Dışarıyı izleyebileceğiniz tek şeyle, shader'la falan daha iyi görünüyor tabii ki. Şimdi dur bak, kapılar falan yarım yarım garip. Şimdi size kralın odasını göstereceğim arkadaşlar. Taht odası gerçekten... orası da birebir yapılmış diyebiliriz. Buradan giriyorsunuz. Abi atmosfer efsane. Atmosfer çok güzel, şakası yok. Harbiden çok güzel yapmışlar. Bu da tabii ki kralın tahtı. Kralın tahtı da böyle bir taht odası. Zaten ışık efektleri falan filan shader'la efsane görünüyor. Burada ağacın şeyi var. Bir figürü var. Buradan da arka kısma gidebiliyorsunuz. O çok beyaz, çok parladı. Çok parladı. Bu shader, farklı bir shader önersenize bana yorumlarda. Şey yapabiliriz. Abi güzel. Yani Eyfel'den zaten 100 kat daha büyük. Ve bana sorarsanız çok uğraşılmış. Benim buna puanım bayağı bir yüksek olacak. Yani ben 100 üzerinden puan veriyorum aklımda ama oylamada öyle bir şey yapamayacağımız için. Siz maalesef 5 üzerinden puan verebileceksiniz. Dur biraz daha bakalım ya. Biraz daha bakalım. Mesela buradan şeye inelim. Şu aynen şuradan bir inelim abi. Buradan alt katlara iniş var mı? Merak ettim. Buradan sanırsam yok mu? Abi olması lazım ama ya. Buradan böyle gidiyor. Ha, alt kata iniş. Vay güzel. Peki buradan bağlanıyor mu gerçekten? Dur, burası nereye gidiyor? Burada kaybolursunuz ha böyle, ne bileyim. İlginç. Burası nereye gidiyor abi? Dur bir takip ediyorum. Oha bir dakika. Burası sur mu şu? Anlayamadım ama bilemiyorum. Aynen sur olması lazım. Burası yapının tam arkası diye tahmin ediyorum. Oo aynen. Abi yalnız uzaktan özellikle efsane görünüyor. Ben yine size güzel bir açı ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Vay be. Minas Tirith. Harbiden efsane olmuş. Harbiden efsane olmuş. Yani böyle bir yapıya nasıl bir yorum yapacağımı da bilemedim. Hani Yüzüklerin Efendisi kültürüm o kadar yok ne yazık ki arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın, uzun uzun konuşamayacağım. İşte burada şu olmuştu, bunun tarihçesi şudur falan filan diye. Bak yüklenmiyor bile. Yüklenmiyor. Ben tekrardan şöyle uzaktan bir geleceğim. Size güzel bir yapı güzel bir açı yakalamaya çalışacağım. Yalnız bu yüklenmeyecek. Herhalde yüklenmemekte ısrar edecek. Dur abi ya. Şöyle tur abi. Hah bak bir hafif hafif yükleniyor. Tamam. Siz anladınız ya. Kapak fotoğrafı falan zaten olacaktır. Orada tam yüklenmiş halini size koyarım. Aynen. Güzel. Şimdi arkadaşlar size yapıyı göstermeye çalıştım. Tabii ki siz oylamaya geçmeden önce indirin. Bir kendiniz bakın. Ona göre oy verin. 5 üzerinden oylama yapıyoruz biliyorsunuz. Şu an sağ üste çıktı. Minas Tirith'e kaç puan veriyorsunuz? Hemen oylamaya katılın. Onu da 3. bölümde oylamanın sonuçlarını açıklayacağım. Ve 10 tane yapı gösterdikten sonra birinciyi seçeceğiz arkadaşlar. Sezon finalini 10 bölüm sonra yapacağız. Yani tam 10. bölüm. Bizim ilk sezonun sonu olacak. Birinciyi seçeceğiz falan filan. Neyse o işler bende. Siz rahat olun. Dediğim gibi Minas Tirith bana sorarsanız efsane bir yapı olmuş. Tabii sizin oylarınızı merakla bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.